Tokofobiyi sormak kimin aklına geldi bilmiyorum da. İyi, çok güzel. Toplum bu konuda bilinçleniyor. Hoşuma gidiyor benim bu. Tokofobi, özgür olarak gebe kalmaktan ve bebeğin doğmasından korkmak demek. Bir fobi. Ama şimdi doğum korkusu deyip de o ismin içini boşaltmamak lazım. Tokofobi bir tıbbi bir tanımlama. Gerçekten bir fobi olarak tanımlanmış. 2000 yılında ilk defa tanımlanmış. Ondan önce yok. Korku çok insani bir duygu. Doğumdan korkmak çok insani. Her şeyden korkabilir insan. Özellikle ilk yaşadığı işte uçağa binerken korkar, ilk defa jinekolojik muayeneye giderken korkar. Fakat fobi başka bir şey. Mesela karabibere alerjin olabilir ya da mantar mesela. Ben mantar yiyemiyorum, alerjim var. Hani kimisi intoleran oluyor, tolere edemiyor onu. Alerji gibi söylüyor ya, alerji ile intolerans arasında net bir ayrım vardır, bedensel bir tepki. Korkuyla fobi arasındaki farkı da ona çok benziyor. Fobi başka bir şey. İrrasyonel, mantıksız. Yani mantıksız olduğunu biliyorum, engel olamıyorum kendime der insan. Her seferinde tekrar eder, persistan, aşırı bir korku hali ama çok aşırı bir korku hali. O anda işte kalp çarpıntısı, terleme, panik hali, öyle bir değişik reaksiyon gösterir ki kişi, sen karşında o fobik reaksiyonu yaşayan insanı gördüğünde o kişinin korkudan onu yaptığını anlamazsın. Allah Allah. Fobi dört dörtlük bir psikiyatrik vakadır yani. Tokofobik olan kadın bu konudan gerçekten çok çekinir, gebe kalmamaya çalışır. Birkaç çeşit korunma yöntemini bir arada kullanır. Hap kullanır, prezervatif takar, spiral taktırır. Evlenmez, bağlanmaz, ilişkiye girmez. İlişkiye girse bile gebe kalmaktan kaçınır. Gebe kalsa bile gebelik sonlandırma çok yaygındır. Bu hastaları biz tedavi edebiliriz. Yani yeter ki tokofobi olduğunu tespit edelim. Bir ölçeği var, Vijma diye bir ölçek. Bir 15-20 soruluk bir ölçek. Onunla beraber kolaylıkla anlaşılabilir ama o konuyla ilgili konuşmak hiç istemez tokofobik olan kadın. Ya yok gibi davranır, ya karnı kocaman olmuş, yok gibi davranır. Doğal bir şekilde.